Zülkarneyn aleyhisselam ordusuyla bir gece karanlıkta yürürken ordusuna şu talimat verir. Ayağınıza takılan şeyleri toplayın. Ordudan bir grup çok yol yürüdük ve çok yorgunuz. Bir de ayağımıza takılanları alıp kendimize yük mü edeceğiz derler ve hiçbir şey toplamazlar. İkinci grup, komutanımız emretti ama bizler de yorgunuz. O zaman birazcık toplayalım derler. Üçüncü grupsa, komutanımız madem emretti, o zaman bunun bir hikmeti olmalı. Biz toplayabildiğimiz kadar toplayalım deyip heybeleri dolana kadar toplarlar. Sabah olduğunda bir de bakarlar ki gece vakti bir altın madeninden geçmişler. Hiçbir şey almayan grup der ki, ah kafamız ah, keşke komutanımızı dinleseydik de biraz altın toplasaydık. Bir tane bile olsa toplasaydık derler. İkinci grup der ki, keşke komutanımıza tam itaat etseydik de biraz daha altın toplasaydık derler. Üçüncü grupsa, keşke üzerimizde bize ağırlık yapan ne varsa hepsini atsaydık da ne kadar altın alabiliyorsak o kadar alsaydık derler. İşte Ramazan-ı Şerif bir altın madenidir. Bizler ömür sermayemiz tükenip ahirete gittiğimiz zaman bu şekilde pişmanlık duyacağız. Eğer iyi değerlendiremediysek. Nasıl mı? Kafir diyecek ki, keşke iman etseydim ben ve cennete girseydim. Müminlerden az bir amel işleyenler diyecek ki, keşke biraz daha fazla amel işleseydim de Rabbimin bana olan ikram ve izzeti biraz daha fazla olsaydı. Ve heybesini dolduran müminler de diyecek ki, keşke makamımı biraz daha yükseltseydim ve Rabbim bana daha çok lütuf ve ihsanda bulunsaydı diyecekler. Efendim Ramazan-ı Şerif bizim için adeta biçilmiş kaftan, bir altın madeni ve bizler bu altın madeninde hala nefes alabiliyorsak müthiş bir fırsatla karşı karşıya gizlemek. Ve bu fırsatla karşı karşıyayken bunun kıymetini iyi bilelim. Çünkü yarın ömrümüz tükendiği zaman keşke dünyada biraz daha amel işleseydim, keşke nafile ibadetler yapsaydım, oruç tutsaydım demeyelim. Ramazan-ı Şerif bunun için geldi. İşte imanımızı tazelememiz, yenilememiz için geldi. İyi ki geldi, hoş geldi, safalar getirdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين
مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Efendim Vav Televizyonu ekranlarına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sahur sevincinde sofralarınıza misafir oluyoruz. Ramazan boyunca da misafir olmaya devam edeceğiz. Çok kıymetli
hocalarım var. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapan, o güzel sesiyle kalplerimizin, gönüllerimizin, kulaklarımızın pasını silen Hüseyin Akbulut hocam. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Hamdolsun, sizler nasılsınız? Sağlığınıza zavacıyız, teşekkür ederim. Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Ecmain inşallah sizin de mübarek olsun. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Çelebi hocam bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş hocam bizlerle. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun. Hepimiz için, bütün İslam alemi için inşallah. İnşallah. Eskiler şöyle sorarmış, İlyas hocam, Ramazan'la nasılsın, Ramazan'la aran nasıl diye. Ben de bu soruyla başlayayım hocam, Ramazan'la aranız nasıl? Yani biz Ramazan'dan memnunuz, inşallah o da bizden memnun olur ve iyi aramız maşallah. Yani i̇nşallah Allah'ın. Rabbim daha da iyi etsin. Amin. Ahmet hocam sizin aranız nasıl? Bir şeker hastası olarak çok çok iyi. Bize şifa oluyor. Şöyle bir şey okumuştum, çok ilgimi çekti, hoşuma gitti. Nerede o eski Ramazanlar diyoruz da, Ramazan da diyor mu ki acaba nerede o eski müminler diye. Ya. İnşallah onlardan oluruz. İnşallah hocam. Yani biz memnunuz. İnşallah Ramazan-ı Şerif de bizden memnun bir şekilde ayrılır hocam inşallah. İnşallah. Tabii Ramazan hocam imanımızı tazeleme, günahlardan arınma sevgisi. İman etmeyenlere de bir hidayet vesilesi Ramazan-ı Şerif. Yani evet. Birçok iman eden kişi var Ramazan vesilesiyle. Hocam iman demişken şimdi işin en temel kısmına inelim istiyorum. Evet. Bir yaratıcı var ve bu yaratıcıya iman ediyoruz. Peki bu yaratıcıya iman etmenin önemi nedir? Evet. Şimdi aslında din yaratıcıyla insan arasında ilişkinin kurulması esas itibariyle. Ama bu ilişkiyi kurmanın ilk adımı da insanın yaratıcısına olan inancı, güveni, emniyeti, yani bunu kendi iç dünyasında, kalbinde tasdik etmesi, onaylamasıyla başlıyor. Tabii şey meselesi, iman yani dinde merkezi bir kavram. Yani dinin bütün kuralları, esasları bu inanç etrafında oluşuyor. Onun içinde yani insanın dindarlığında ilk adım olmazsa olmaz bir kural. Yani iman yoksa hiçbir şey yok. Evet. Tabii. Fakat bu aynı zamanda insanın kendi aziyetini, kendi korkularını, kendi güvensizliğini bir adım atarak iman etmek suretiyle bir tür şeye alması, garantiye alması, bir güven altına alması ve tabii Cenab-ı Hakk'ın koruması altına girmesi olarak da ifade edilebilir. Dolayısıyla yani hani Mehmet Akif'in tabiriyle imansız yürek kalpte ne işe yarar veya bedende ne işe yarar tarzında ifade ettiği gibi biz de diyoruz ki yani bir insan eğer Rabbi ile ahdini oluşturmamışsa, ona olan inancını efendim sağlamamışsa kaygıları bitmez, korkuları bitmez, efendim üzüntüleri bitmez. Yani her gün bir problemle uğraşır, durur. Kendini bir boşlukta hisseder. Tabii. Yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle değişik tasvirler var.
Bakara suresinde insanı gece karanlığında yağmurlu bir hava altında yürüyen, yağmur altında yürüyen ve böyle şimşek çaktıkça hava gök gürültüsü etrafı böyle inlettikçe korkuları olabildiğince artan bir kişiye benzetiyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın hidayetini ise o karanlık yağmur altında bulunan insanın şimşek çaktıkça bir ışık oluşuyor ve etrafını görüp hemen o ışıktan istifade ederek yürümek istiyor. Ve yani ilahi hidayete insanın ne denli muhtaç olduğunu, ihtiyaç duyduğunu Cenab-ı Hakk'ın bu yolunu aydınlatması, ışıklatmasıyla mümkün olduğunu beyan ediyor. Fakat aynı zamanda da yani insan tabiatında o ifadelerden şu anlaşılıyor. Yani insanoğlu bir hidayet, bir ışık geldiği anda ondan istifade ediyor, rahata kavuşuyor. Fakat nefsi onu bırakmıyor. O rahat anında yani kendisine ışığı gönderenin kaynağını bir ölçüde unutuyor ve Rabbine olan o güveni zayıflamaya başlıyor. Tekrar başına işte karanlıklar çökünce bu defa tekrar bir ışık bekliyor ve yani insan doğası, insan tabiatıyla Rabbi arasındaki bu yani ilişki ancak hani Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle hani urvet-i vuska deniyor. Yani sağlam bir ipe tutunma. Rabbi ile böyle sağlam bir ilişki kurarsa o zaman hani elinde hep yolunu aydınlatacak bir feneri var demektir. Karanlıklarda kalmaz. Yani korkularından da emin olur. Şimdi bu fonksiyonu dolayısıyla işte iman kelimesi deniyor ki dilde kişinin emniyete kavuşması, emin olması, her türlü böyle kendisini koruma altına sokacak, evet, hususlardan emin olması. Aynı anlamda biz ikinci bir ifade kullanıyoruz, itikat diyoruz. İtikat. İtikat kelimesi de yine dilde aslında Rabbine bağlanma, Rabbi ile kendisi arasında bir şey oluşturma, akit oluşturma ve ona olan bu güvenini sabitleştirme tarzında oluyor. Tabii kişinin bu hususta yol alması için bu defa bu Rabbi ile olan bağının sağlam olması gerekiyor. Hani halk tabiriyle pamuk ipliğiyle değil de daha böyle sağlam bir iplikle bağlı olması gerekiyor. Onun için de bu defa diyoruz ki işte kişinin kalbi tasdik etmeli. Yani Rabbinin yüceliğini, büyüklüğünü, emin olduğunu, güven verici olduğunu tasdik etmeli ve bu tasdikte ne kadar yakin derecesine ulaşırsa kişinin huzuru, rahatı, güveni o kadar yüksek olur. Yüksek olur. Şimdi yani bu duygu ve bu inancı insan
kendi hayatında merkeze koydu mu zaten yani bu inanç onu iyilikler yapmaya, salih amellere de yönlendiriyor. Güzel ahlaklı olmaya da yönlendiriyor. Yani sonuçta insan davranışlarının tümünü etkileyen, yönlendiren bir ana motivasyon unsuru olmuş oluyor iman. Bu nedenle de yani bir insanın belki de kendi varlığını, insan oluşunu anlamasında, kendi eksiklerini görmesinde, işte zaaflarını anlamasında, hayatını anlamlandırmasında, hayatına sizin, yön vermesinde, evet, şekil vermesinde. Tabii. Sizin şeyin başında, programın başında ifade ettiğiniz gibi yani sonunda keşke şöyle yapsaydım diye bir pişmanlık duymayıp vakti zamanında her şeyi doğru bir şekilde yapmasında inanmanın, iman etmiş olmanın tabii çok önemli ve merkezi bir yeri var. Evet hocam, yani evet, iman bir nur. O nur bize yol gösteriyor. Evet. Ama o nura erişemezsek o zaman bazı sıkıntılar başlıyor. Bir buhran içine giriyor hocam insan. Evet. Ahmet hocam, yani şimdi bu buhrandan insan mesela kurtulmak için artık inanmak yollarını arıyor. Kişiyi mesela inanmaya götüren psikolojik faktörler neler? Evet, insan ilişkisel bir varlık. Halakal insane min alak. Yani bir alakadan, bir ilişkiden yaratılmış. İsterseniz bunu cinsellikle açıklayabilirsiniz. Yani iki cinsin bir araya gelmesiyle ilişkiden yaratılmıştır. İsterseniz anneye bağlılığından okuyabilirsiniz. Yani rahim çeperine yapışan embriyo diye okuyabilirsiniz. Ama sonuçta insan ilişkisel bir varlıktır ve bir ait olma, yani ilişki kurabileceği, içinde taşıdığı, yani oluşturduğu beden de ruh da ikisi de ait olma ihtiyacı hissediyor. Yani ilişki kurabileceği, sağlam bir ayağını zemine basabileceği bir aidiyet duygusu hissediyor. Beri taraftan anne, baba veya diğer sosyalleşme varken öbür taraftan insanın ruhi anlamda da ilişkide bulunabileceği bir varlık, ait olacağı bir varlık hissetmesi. Ve Kur'an-ı Kerim'de galu bela, evet, yani evet, oradan beri biz oraya aitiz. İlk yaratılışımız ve oradan sonra buraya inişimiz. Orayla irtibatı canlı tutma isteği. Çünkü onun kaynağı bende var. Çünkü Allah-u Teala bana ruh üflemiş. Bir tarafımla, evet, oraya gidiyorum, bir tarafımla dünyaya meylediyorum. Bir tarafımda nefsim var, bir tarafımda ruhum var. Dolayısıyla insanın sosyal ve beşeri bilimlerdeki yeni tanımlamasında biyo, psiko, sosyo, spiritüel bir varlıktır. Yani maneviyatı da olan bir varlığı kabul ediliyor. Ve psikolojide de artık maneviyatın veya dini duygulanımların, dini eylemlerin, ibadetlerin terapötik değeri tartışılmaya başlandı. Dolayısıyla biz çocukken söyleyeyim, yani 80'li yıllarda İmam Hatip'te okurken zaman gelecek, namaz ve oruç reçete olacak, yazılacak diye, işte bugün onu yaşadığımız günler, yani henüz 30 sene ancak geçti ya da geçmedi, o günleri gördük. O günler hayal gibiydi. Yani o günün şartlarında, konjüktüründe bunları konuşmak sadece bir hayaldi. Ama bilim de gösteriyor ki artık son insan türleri, yani bugünün insanı haz ve tüketim çarkı içerisinde daha fazla inancın ihtiyacını hissediyor. Evet. Bir taraftan bu var. Öte yandan ait olmayla beraber bağlanma ve sığınma duygusu var. İnsan dünyaya geldiği zaman, hayvanlar aleminde belgesellerde izliyoruz, maksimum bir saat, iki saatte ayağa kalkıyor ve sürüye uyum sağlıyor yeni doğan. Ama insan böyle değil. Nereden bakarsanız bir 9 ay, 1 yıl, hatta ve hatta süt dönemini kapsarsanız 24 ay, 0-24 ay boyunca
bir bakıma ihtiyacı var. Kendi başına bakımını sağlayamıyor. Anneye ihtiyacı var, babaya ihtiyacı var ya da bugünün diliyle bakıcıya ihtiyacı var. Kim ilgileniyorsa, anneanne, babaanne, kim bakıma ihtiyacı veriyorsa. Ve burada bir bağlanma stillerinden bahsediliyor psikolojide. Güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma, kaçınmacı bağlanma, en istendik bağlanma, güvenli bağlanma. Bu da doğum sonrası annenin ilk iki ya da bazıları dört saate tolere edebiliyor buluşması, koklaşması gerekiyor. Bu uzadıkça problem, yani Allah Allah, insanın kişiliğinin gelişiminde problem oluşmaya başlıyor. Anne veya bakım veren kişi, şimdi biraz eğri oturup doğru konuşmak lazım. Anne var, dizileri var, işi var, koşturmacası var, dedikodusu var, yapacağı çalışması var. Çocuk ağladığı zaman değil de onu oyuncağıyla ya da dönen o atlı karıncayla susturup gurultusu geçip açlık hissi neredeyse sona ererken anne işi bittikten sonra çocuğun karnını doyuruyor ya da temel ihtiyaçlarını gideriyorsa burada güvenli bağlanma gerçekleşmiyor. Kaçınmacı ya da kaygılı bağlanma bu çocuğun kişiliğini de etkiliyor ileride. Çünkü bu konuda onlarca deneysel çalışma var, takipli çalışma var. Aynı şeyi biz bir çalışma yaptık öğrencilerimizde. Üniversite öğrencilerine bir başka çalışma da yine üniversite öğrencileriyle yapılmış. Anne babaya ya da bakım veren kişiye güvenli bağlananlarda Tanrı'ya bağlanma da güvenli bağlanma çıkıyor. Aynı eşdeğer. Yani biz ondan öğreniyoruz. Somuttan soyuta geçiş var ya. Evet hocam. Anne babaya bağlılığımız güvenli bağlanmaysa, bakın bugün bir sürü programlarda işte bilim adamları, sanat insanları çıkıyor. Orada kendinden emin konuşanlar, mutlu yüz ifadeleriyle konuşanlar hep ailelerinden, anne babalarından bahsediyorlar. Babamdan şunu gördüm, rahmetli şöyle yapardı, böyle yapardı gibi bir takım sunumlar yapıyorlar, ifadelerde bulunuyorlar. İşte bu şekilde anne babaya veya bakım veren kişiye bağlılık, güvenli bağlanma olursa aynı zamanda Allah'a bağlanma da güvenli bağlanma oluyor. Onun da kulluğunu etkiliyor. İşte bu sığınmayı biz küçük yaştan itibaren tam konuşlandırabilirsek, yani kişinin inanma ihtiyacını ve iman kalitesini artırabiliriz. Neden? Abdülkadir Geylani'nin Fetur Rabbani isimli eserinde 20. sohbetin en sonunda şöyle bir yorum var. Orada bazı duyguları, çünkü iman duyguyla da bağlantılı. İnanç bilişseldir. Hı hı. İman duyguyla biraz daha ilişkiseldir. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani önümden kara kedi geçtiği zaman bugün işlerim ters gideceğine inanmak beni sadaka verdirtmez. Veya komşumla iyi geçinme noktasında bana bir eylem sunmaz. Evet. Ama Allah'a iman bunu yaptırır. O bilişseldir, bu tasdiktir, kalbidir. O zihinseldir, bu kalbidir. Yani iman kalbidir. Dolayısıyla burada kişinin Allah'a imanı duygusunda en önemli şeylerden bir tanesi de görgülü kuşlar gördüğünü işler. Belli bir nüve içerisinde. Çünkü çocuk belli yaşlarda yani 7-8 yaşını geçinceye kadar belki bir, yani bilimsel ifadeyle soyut işlem dönemi dediğimiz ilkokul 4'e 5'e gelinceye kadar soyut kavramları ilişkilendirmediği için, kafasında bir zemine oturtamadığı için ya da büyüğümüzün Abdülkadir Geylani'nin orada buyurduğu gibi iman tam anlaşılamadığı için, yerleşmediği için bugün psikolojik sıkıntılar dediğimiz, nevrozlar dediğimiz şeyler o döneme ait kalıyor. Niye? Çünkü çocuk anlamlandıramıyor, varoluşu temellendirememiş. Neye inanacağım, neden bunlar başıma geldi? Anne babada da kısmen dini konularda ve din eğitiminde eksiklik varsa bu daha da katmerleşerek daha güçlü sorunlara dönüşüyor. İşte bu başa çıkma noktasında da çocukluk döneminde imanın nüvelerinin iyi ve doğru temeller üzerine atılması gerekiyor. Ben önce cevabı bulmuştum. Soruyu belki 10 sene sonra buldum. İlginç bir okuma oldu. Seri-i Sakati
Cüneyd-i Bağdadi'nin dayısı bir gün gezmeye gelmiş ablasını ziyarete, yeğenini ziyarete. 3 yaşında, yani yaş seçimi de çok ilginç. Hı hı. Kolunu yatırıyor. Yani seni ben yatıracağım, ben uyutacağım. Hani baba benimle uyur musun? Çocuklar hep beklenti içerisindedir ya. O da diyor ki bu akşam seni ben yatıracağım. Bak yeğenim diyor, bundan sonra her gece 3 defa la ilahe illallah, 3 defa Allah, 3 defa da o tesbih, subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber'i telkin ediyor. En baştan itibaren, çocukluktan itibaren ister taklitle olsun, ister bilinçli olsun ki 3 yaş taklit dönemidir. Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifinde de ceddidu imanekum bi kavli la ilahe illallah. Yaşa göre küçük dozda telkinle, zikirle iman gelişmeye başlar. Önce taklitle, sonra soyut döneminde biraz daha anlamak, Allah'ın sıfatlarını öğrenmek. Sonrasında bunu kalbi bir göreve dönüştürüp Allah-u Teala ile sürekli ilişki halinde, o varlıkla ilişkiyi koparmadan hayata devam etmek. İşte bütün bunlar toplandığında iman bir ihtiyaç mıdır? Evet, içsel bir ihtiyaçtır. Daha birçok sebepler olabilir ama beni en çok etkileyenler bunlar oldu. Seyircilerle bu şekilde paylaşmak istedim. Hocam, bizim kültürümüzde şöyle bir şey vardır. Anneler çocuklarını uyuturken, benim annem de öyle yapardı. Şöyle der. Hu 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 Allah. Hu 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 Allah diye bu şekilde uyuturlar çocuklarını. Evet. Şimdi burada da aslında baktığınız zaman İmanın tohumlarını veriyor çocuğa. Evet. Daha doğarken ezanla başlayan ve annenin telkiniyle devam eden bir şey. Hı hı. İşte ifade ettiğiniz gibi taklidi taklitle başlıyor. Evet. Ama sonrasında tahkike dönüşmediği zaman sıkıntı. Bu niye? Çocuk annesinden babasından gördüğü şekilde imanı yaşıyor. Hı hı. Şuuruna vakıf olamıyor. Hocam, şuuruna vakıf olabilmesi için de diyorum ki yani bizi yaratan Rabbimizi tanıması lazım. Evet. Öyle ki nasıl bir Rab olduğunu bilse zaten içinden girecek. Ona ibadet etmek, ona kulluk etmek için çabalayacak böyle, çırpınacak adeta. İlyas Hocam, şimdi bu bakımdan bakacak olursak. Hocam, Rabbimiz, yani Allah Celle Celaluhu nasıl bir varlıktır? Evet. Şimdi tabii Cenab-ı Hakk'ı tanımak, hani marifetullah diyoruz. Bir Müslümanın öğrenebileceği bilgilerin en başında gelen bir ifadedir. Eskilerin tabiriyle marifetullahu hayrun derler. Yani marifetullah en hayırlı iştir. Evet. Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıyacağız? Cenab-ı Hak bilgiye konu olur mu? Nasıl şey yapabiliriz? Bilgiye konu edinebiliriz. Bunlar biraz işte böyle tahkik aşamasında insanın elde edeceği hususlar. Şimdi bir defa şöyle düşünüyoruz. Cenab-ı Hak vücut sıfatına sahip, yani varlık niteliğine sahip. Bizler de dahil, kainattaki bütün varlıklar, onlar da bir mevcudat olarak varlık niteliğine sahip. Bir insan eğer varlığın gerçekliğini kabul ediyorsa prensip olarak Allah'ın varlığını da kabul etmesi gerekir. Yani çünkü bir ortak payda var. Varlık paydası ve bu varlık paydasında Cenab-ı Hak'la bütün varlıklar var olma bakımından aynı şeye sahipler, niteliğe sahipler. Ama Allah'ın varlığı şüphesiz ki bizim varlığımız gibi, bizim taşıdığımız özellikler gibi değil. O zaman diyoruz ki önce bir Allah vardır diyeceksin. Bundan sonra Allah'ı bu yaratılmış varlıklardan ayıracak, ayıran özellikleri saymaya başlayacaksın. Bunun adı dini literatürde
tenzih veya tevhid deniyor. Hı hı. Tevhid ve tenzih ikisi de aslında Allah Teala'yı havadisten, yaratılmış varlıklardan arındırma, onlarla olan... Onlara benzetmeme. Evet, yani şey özelliklerden, yaratılmışlık özelliklerinden onu tenzih etme. Hı hı. Şimdi mesela diyoruz ki biz hacmi olan bir varlığız. Efendim boşlukta yer kaplayan bir varlığız. Bir mekanda efendim yer tutan bir varlığız. Efendim sağı solu, önü arkası, yönleri olan bir varlığız. Hı hı. Şimdi bu vasıflar, bu özellikler bizim var olmamızın değil, cisim olmamızın niteliğidir. Beden olarak. Bedensel, yani cisim derken onu kattım. Yani bir taş için de aynı şeyler geçerli, bedenimiz için de. Dolayısıyla bunlardan ne yapmamız gerekiyor? Allah'ı tenzih etmemiz gerekiyor. İşte bu tenzih faaliyetine biz Allah'ın selbi sıfatları diyoruz. Yani hocam. Yani şöyle diyelim, Cenab-ı Hak ne değildir sorusuna cevap vermek isterseniz, işte bu selbi sıfatlar, ki ilmi hal kitaplarında daha çok böyle zati sıfatlar diye şey yapılır, isimlendiriliyor. Bunlar işte vahdaniyet dediğimiz zaman, bu defa Cenab-ı Hakk'ı çokluktan, kesretten ne yapıyorsunuz? Tenzih ediyorsunuz. Kıdem dediğiniz zaman onu sonradan olmuş varlıklardan tenzih ediyorsunuz. Beka deyince onun ebedi olduğunu fenadan, fani varlıklardan ayırıyoruz. İşte muhalefetül havadis dediğimiz zaman işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi her türlü şeyi olan cismi özelliği, yaratılmışlık vasfına sahip olan varlıklara benzetmekten onu uzak tutuyorsunuz. Veyahut da kıyam bi nefsi dediğimiz zaman bu defa Cenab-ı Hakk'ın varlığına bir dış sebep aramadan onun varlığı kendiliğindendir. Biz nasıl yani, evet, bir anneden dünyaya geliyorsak, evet, Cenab-ı Allah Hakk'ta dışındaki bütün varlıklar bir dış nedene dayanır. Yani insan işte anne babası diyelim. Kainat bu defa kainatın dışında, kainatın bir parçası olmayan bir varlığa, Allah'a dayandırılır. Ama Allah Teala için bu söz konusu değildir. O zaman zihnimizde bunu böyle şey yaptığımız zaman, toparladığımız zaman, yani diyoruz ki işte cisimlerin yeri vardır, zamanı vardır, yönü vardır, şekli vardır, konumu vardır. Allah'a gelince başı yok, sonu yok. Yani daha doğrusu ezeli, ebedi, efendim benzeri, eşi benzeri yok. Yok. Bir. Efendim. Tek. Evet, tek ve kendi dışında birisine de muhtaç değil. Şimdi bu tabii biraz soyut bir şeydir ama ne diyelim, tasavvurdur. Hı hı. Biraz soyut bir tasavvurdur. Fakat biz bunu işte maddi varlıkları tasvir etmek için kullandığımız, hani mantıkta kategoriler dediğimiz işte yaratılmış varlığın özelliklerini dile getiren hususlar var. Onlarla bunları yan yana getirdiğimiz zaman, o zaman şöyle diyor: Allah var fakat yaratılmış varlıklar gibi değil. Çünkü Allah'ın varlık
özellikleri, vasıfları yaratılmış varlıkların sahip olduğu vasıflardan farklıdır. Böyle evet. düşününce mesela diyelim bir insana bir insandan söz ediyorsak işte nerede duruyorsun deriz. Veyahut da işte seni kim yarattı deriz. Hı hı. insandan. Yaratılmış varlığın vasıfları. Ama mesela Allah nerede sorusu aslında bir cehaleti ifade ediyor. Niye? Çünkü bu söylediğimiz gibi yani ilah olmanın vasıflarıyla, nitelikleriyle yaratılmış varlık olmanın niteliklerini ayıramayan, bilemeyen insan yaratılmış varlığa sorduğu soruyu, nerede sorusunu ilaha da sormaya kalkışır. Bu bilgisizlikten kaynaklanan bir şey. Yalnız buna şunu da ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'ı sadece böyle soyut bir takım nitelikler ifade ederek veyahut da böyle selbi ifadelerle tenzihatta bulunarak tanıtmıyoruz. Aynı zamanda Allah'ın kemal sıfatları dediğimiz subuti nitelikler, yani subuti dediğiniz zaman bu defa orada Allah'ta olmayanı değil de muhakkak olan nitelikleri ifade ediyoruz. Yani mesela diyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın hayat, ilim, kudret, irade, işte semi basar, tekvin, kelam gibi sıfatları vardır. Şimdi bunlar olumlu niteliklerdir. Yani mesela bir insanda da bilgi vardır, ilim vardır. Yani ve insanda bu, da bir parçası olan sıfatlar hocam bunlar değil mi? Şöyle diyelim, yani diğer varlıklarda da niteleyebileceğimiz hususlar. Fakat aradaki fark, Cenab-ı Hakk'taki bu sıfatlar kemal sıfatıdır. Yani sınırsız sıfatlardır, mükemmellik ifade eden sıfatlardır. Bizde ise bunlar sınırlı. Yani işte ne yapıyoruz? Tahsil görüyoruz. Nedir? Bu sınırı biraz şey yapalım, genişletelim diye. Yani çocukluktan ilkokulda başlıyoruz, bilgi sınırımızı genişletelim. Orta, lise, işte üniversite, ömrümüzün bütün hayatımız geçiyor. İşte ondan sonra diyoruz ki ya bu işte hayattan öğrendiğim besmele'nin B'sinin noktası kadar bir şeymiş evet. diyoruz. Bu yani, da aslında aziyetimizi gösteriyor. Tabii yani bizim kemal derecemizle Cenab-ı Hak'ta bu sıfatların bulunmasının sonsuzluğunu ifade etme bakımından böyle bir şey. Dolayısıyla bu selbi ve işte subuti dediğimiz nitelikleri yan yana getirip buradan insan hani kalbinde Rabbim diye veya zihninde işte Rabbim diye bir tefekküre daldığı anda şuraya gider. Onu herhangi bir varlığa benzetmeden ama vücut sıfatı olan, bizi yaratan, bizi yaşatan, efendim kendisine inandığımız, kendisine bağlandığımız aşkın bir varlık, yüce bir varlık olarak yani düşünürüz. Onun için eskilerin şöyle bir tabiri var. Allah hakkındaki inancımız inkara varmayacak ölçüde bir tenzihtir. Ama şirke götürmeyecek ölçüde de bir teşbih. Bu ikisinin ortasını bulmamız. Tümüyle soyutlamak
intihara götürür. Hı hı. Dış dünyadaki varlıklarla birebir teşbihe benzetmek, kalkışmak, bu da şirke götürür. Birisine varmadan oradan kaçıp diğerine sığınacağız. Orada bir şeye düşmeden, noksanlığa düşmeden oradan ötüne, yani mümin tenzih ile teşbih arasında gidip gelir ve bu gidip geliş esnasında da işte gönlünde, kalbinde, zihninde Rabbini efendim düşünür, Rabbine inanır. Hocam evet. Yani bizim duyularımız belirli şeyleri böyle bilebiliyor. Mesela bu bildiğimiz, duyularımızı algıladığımız şeyleri de kafamızda tasarlıyoruz. İşte Allah nasıl bir varlık diye sorma sebebim şuydu size. Şimdi bizim aslında algılayamayacağımız, yani ifade ettiğiniz üzere o kadar yüce, mükemmel bir varlık ki biz algılayamayız. Niye algılayamayız aklımızda? Çünkü biz duyularımızla ne gördüysek, ne duyduysak, ne işittiysek o işittiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz şeyleri benzetmeye çalışıyoruz. Ve Allah-u Teala bunlardan yücedir, münezzehtir. Haliyle o yüzden Cenab-ı Hak yani bu kadar yüce, mükemmel bir varlık hiçbir şekilde bizim düşündüğümüz, kafamıza gelen, aklımıza gelen şeylerin hepsinden ayrı bir varlıktır şekil evet. olarak. Yani işte insan kalbine düşen her ne varsa Allah ondan münezzehtir diye meşhur bir ifademiz var. Ben burada tabii çok önemli şey şu. Allah gaybi varlıktır diyerek mutlak manada tenzihe gidersek, yani onun kemal sıfatlarını göz önüne almadan sadece tenzih edersek, bu şöyle bir noktaya götürüyor. Bu defa acaba böyle sadece zihni bir varlık mı, nominal bir varlık mı gibi bu tartışma tabii yapılıyor, ediyor. Sadece zihni bir varlığa vücudi nitelik vermek zordur. Evet. Yani, ve daha da ilerisi, mesela birçok inançsızda zihni dediğiniz zaman haşa, demek ki yani insan zihninin ürettiği bir şey gibi de böyle bir takım itirazlar geliyor. Öyle değil. Allah'ın vücut sıfatı var. Allah harici, yani bizim zihnimizin dışında bir varlığa sahip. Biz ona inansak da inanmasak da o her zaman vardır. Evet. Vardır. Böyle düşüneceğiz. Ama o bizi ihate ediyor. Biz onu kuşatamıyoruz. Kuşatamadığımız için de asla ne tasavvur nedir onu böyle şekillendirebiliriz, hı hı. ne onu zihnimizde bir surete büründürebiliriz. Bunlardan kaçmamız ve inancımızı da bu noktada oluşturmamız gerekiyor. Evet hocam. Belki son bir bu fasılda şey söyleyeyim. Şimdi bu problem bu defa işte bizim tarihimizde Allah görülürdü, görülmezdi. Peki nasıl görülecek? Yani tasavvur edemiyorsunuz, şekillendiremiyorsunuz, konumlandıramıyorsunuz. O zaman nasıl bu olacak? Böyle bir tartışmaya da neden oluyor. Yani onun için de biz biraz ahiret aleminin bütün şartlarına, ahvaline hakim olamadığımız için evet. burada böyle kıyasul gayb ale şahit etmiyor. Yani dünyayı ahiret alemine teşbih ederek dünyada böyle, ahirette de ancak böyle olabilir tarzındaki bir kıyas yapmanın da isabetli olmadığını, onun için de Allah şartlarını kendisi oluşturarak, yaratarak biz inanıyoruz ki orada Cenab-ı Hakk'ın cemalini müminler cennette görecektir. İnşallah hocam. Tabii
Kur'an-ı Kerim bize ne bildiriyorsa, Resulullah Efendimiz ne bildiriyorsa bu konuda tabii onu biliyoruz. Tabii. Bir de gidip gelme şansımız yok hocam. Şimdi şey evet, demişler tabii ki, bir hocanın birine sormuşlar. Hocam demişler, Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva annemiz evlendi. Nikah şahitleri var mıydı? Hoca demiş ki, bilmiyorum, düğüne davet değildim demiş yani. Şimdi bizim de öyle gidip gelme imkanımız yok hocam. Ve hocam çok güzel ifade ettiniz. Cenab-ı Hakk'ı anlattınız bize. Nasıl tanımamız evet gerektiğinden bahsettiniz. Şimdi Ahmet hocam, Cenab-ı Hakk'ı tanıdıktan sonra kişinin ruhsal alemine bunun yansımaları nasıl oluyor? Yani Cenab-ı Hakk'a inanan insanla inanmayan insan arasında psikolojik olarak, ruhsal olarak bir farklar var mı hocam? Tabii ki. Yani iman bir cevher. Cevherin olduğu yerde bir şey vardır. Bir rahatlık, bir ferahlık vardır. Onu tüketirken zorlanmazsınız. Yani ihtiyaçlarınızı kolay giderirsiniz. İmanla hayatı yaşamak daha kolay. Ya belki biraz sert bir giriş olacak ama Taha suresinde, yani benden yüz çevirirseniz, benim Kur'an'ımdan yüz çevirirseniz ya bu dünya size dar gelir. Yani işin Türkçesi bu. Zorlanırsınız. Rahat bir hayat yaşayamazsınız. Şurada bir kara delik oluşur ki bu varoluşsal boyut dediğimiz, varoluşu tamamlama süreci dediğimiz bir şey. İman bu boşluğu en kolay dolduran bir şey. Şöyle bir şey. Şimdi stres psikolojik bir olay değil mi? Yıl içinde çalışıyoruz. Çok gerildik, çok yorulduk. Bir tatile çıkmak zorundayız. Evet. Tamam, haklısın. Ne yapıyor? Aslında stres yaşantı ve iş yaşantısında anlamlandıramadığı, temellendiremediği, başa çıkma süreçlerini aktif kullanamadığı için streste. Veya fazla anlam yüklediği, işe fazla anlam yüklediği ya da işkolik olduğu için streste, gergin ve yorgun. Bu sefer aslında iş ruhsal boyutta tıkanıyor ama insanlar bunu parayla tatmin etme, yani manevi boşluğu maddiyatla doldurmaya gidiyor. Ne yapıyor? Efendime söyleyeyim, lüks bir tatile gidiyor bir haftalığına ve enter the credit card number. Ondan sonra 10 ay takside bölüyor. 10 ay tekrar stres yaşıyor. İlk 2 ay çok güzel ama sene içinde çocukların ve evin ihtiyaçları farklılaşma, artmaya başlayınca bu sefer yine stres oluyor. Yani iman esasında bu hayatı kolaylaştırmak için de çok büyük bir nimet. Niye? Evet, Allah bize çok nimet vermiş. Ama aynı zamanda diyor ki, ben sana nimet verdim ama yani Sure-i Celile'de, Bakara'da, ayet-i kerimede وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسُ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ diye açıklıyor. Yani korku, korkunun türleri, bu kaygı da olabilir, diğer korku, fobik korkular da olabilir. Çünkü biliyorsunuz Arapçada tenvinli kelimeler, nekra kelimeler geniştir anlamı. Yani daha kapsayıcıdır, sınır yapamazsınız. Yani umumi ifade, umumi kavramları getirir. Öbür taraftan diyor ki, işte canından alacağım, ya evlatla muamele oluruz, ya anne babayı erken kaybediyoruz, ya sevdiğimiz bir akrabamızı erken kaybediyoruz. Ne bileyim işte, yok pandemi oldu, fiyat arttı, kıtlıkla, şunla, zorlukla, sıkıntılarla imtihan olacağımızı kesin kes biliyoruz. Evet. Bu biliş bize zaten doğal olarak bir kaygı üretebilir. Ne zaman üretmez? Sağlam bir iman olduğu zaman. İman bu dünyanın sıkıntılarının geçiciliğini, bir imtihan vesilesi olduğunu ve aynı zamanda bu süreçte bu dünyanın şartlarıyla imtihan olduğumuz için buna göre de bir takım stratejiler olabileceğini bize iman gösterir. Sabırdır, tevekküldür ya da önlem alma, iyi bir çalışma yapma, öncesinde tedbir alma, bunların hepsini biz dinden öğreniyoruz. Böylelikle hayatı anlamlandırmada din imanı kuvvetlendirecek yolları da göstererek bu sıkıntılara aşmada ve psikolojik sıkıntılara aşmada birinci dereceden bir güçtür. Ama
Bunun yanında bu kadar yeterli mi? Bence yeterli değil. Şöyle ki hani toplumda söylenir ya, imanla para kimde bulunur bunu bilen yoktur diye. Şimdi evet, bazı davranışlar var. Mesela Hazreti Peygamber diyor ki istiğfar çekin, ben istiğfar ediyorum. Şimdi Hazreti Peygamber'in istiğfarına bakıyorsun, bugünkü nimete, ikrama dün niye erişemedim, neyi ben ıskaladım da bugün yetiştiğimi dün göremedim, ben buna istiğfar ediyor. Ama biz günahlarımızda istiğfar etmek zorundayız. Şimdi imanometre var mı? Sen düşün artık, var mı yok mu, onu ben evet, sınırlandırmayayım bu kelimeyle. Ha, dolayısıyla böyle bir imanda ayrılık var. Peki imanın hangi boyutu bu ayrılığı ve tedaviyi aynı anda getiriyor? Duygusal boyutu dedik ya, inanç bilişsel bir kökendedir, duygusal evet, bir kökendedir. Burada iki kavram ortaya çıkıyor. Duygu dediğimiz zaman en güçlü toplumları, kitleleri bile yöneten korku duygusu ve sevgi duygusu. Bunlar ambivalans duygular dediğimiz zıt kutuplu duygulardır. Hı hı. Korkuyla tedip edebilir misiniz? Evet. Yani şöyle söyleyeyim, insan bu dünyanın hazları içerisinde boğulmaya başladığı ve iyice hedonistleştiği bir ortamda imanı gölgelenirse, kalbin, imanın merkezi yani mekansal olarak kalp, Maturidi ve Eşarete hocam yanında konuşmak istemiyorum bu konuları, haddimi aşmak istemiyorum daha doğrusu. Kalp tasdiktir diyor, tasdiğin mekanı da kalptir. Dolayısıyla yapılan hedonistçe, bencilce ısrarda, günahta ısrar kalbi katılaştığına göre ışık biraz böyle yalpalamaya başlıyor. Rüzgara yenik düşmeye başladığı bir ortamda Hazreti Peygamber'in çok müthiş bir telkini devreye gidiyor. Uksiru zikra mevtilledi hadimil lezzat. Zevk düşkünlüğü içerisinde bunalımdan kurtulmak için ölümü çokça anınız. Yeah. Şimdi burada ölümü anıp da biz Müslümanları zevksiz, böyle paspal, dünyadan eteğini çekmiş bir varlık. Hayır, tam tersine. Kendi yapıp etmelerimiz, kendi duygularımızın esaretinden kurtulup özgürleşmek için ölümü. Bu ilkel bir imandır. Tasavvufta da müptedi müride rabıtayı mevt verilir. Daya bakayım tabutu karşına, bugün nasıl geçti hesabını ver. Önce böyle başlar. Yani hazların bağlayıcılığından, köle, yani seni kendine yabancılaştırma etkisinden kurtulmanın en pratik yolu ölümü tefekkür etmektir. Korku duygusudur. Evet. Yani. Bu dönemde sevgiden bahsetmek biraz zor. Allah'ı seviyor musun? Seviyorum. Yani şimdi konuşturma beni. Şunu şunu yapan ben miyim, sen misin? Anlatabiliyor muyum? Yani evet, böyle çocukça bir şey. Anneyi seviyor musun? Seviyorum. Niye yaramazlık yapıyorsun? Demeye benziyor bu iş. Anneyi üzüyorsun veya babayı üzüyorsun. Ama sonra belki biraz sonra gireceğimiz ibadetler veya farklı imanın getirdiği o güzellikleri tada tada artık Allah'a bir kurbiyet, yakınlaşma hasıl olunca bu sefer iş sevgiye dönüşüyor. Yeah. Orada rabıta mabıta kalkıyor, murakabeye gidiyor. Yani artık Rabbi ile böyle bir hemhal oluyor. Vahyin içinde Kur'an-ı Kerim'in o engin lezzeti içerisinde kaybolup gidiyor. Onu da sahipleri anlatsın. Biz işin bilgi tarafındayız şimdilik. Evet. Ben bu kadarlıkla iktifa etmek hocam, istiyorum. Şimdi iman lezzeti dediğimiz şey o anlattığınız ifade. İşte evet, imandan lezzet almak diyoruz ya. Şimdi tabii işin bir de şu boyutu var hocam. Allah var, din yoktur diyenler var. Allah var, din yoktur. İşte burada mesela sadece Allah'a iman yeterli midir İlyas hocam? Yani din dediğimiz şey nedir? Şimdi Allah var, din yoktur diyenler aslında yani Allah'ın emirlerini, buyruklarını yapmak istemeyenlerdir. Yani şöyle normal olarak düşündüğünüz zaman bizi yaratan ve
bu dünyaya gelmemizi efendim murad eden bir varlık Allah varsa onun bizim bu dünyadaki hayatımızla ilgili, yaşantımızla ilgili, birbirimizle ilişkilerimizle ilgili, kendisine karşı yükümlülüklerimizle ilgili de bazı şeyleri olacaktır. Buyrukları olacaktır, emirleri, yasakları olacaktır. Şimdi zaten din dediğimiz şey de bunların toplamıdır. Yani din dediğimiz şey böyle yani Cenab-ı Hakk'ın bizimle ilgili buyrukları dışında bir tomar değil ki. İşte deist düşünceler, anlayışlar genelde tamam bu evrenin varlığını izah etmek için onun dışında bir kudrete, bir güce ihtiyaç var, bir tanrıya ihtiyaç var. Onu kabul edelim de ondan sonra o bize karışmasın, bize hiçbir buyruğu olmasın. Biz kendi halimize kalalım. Dolayısıyla evet, din olmasın diyenler. Bu aslında şöyle diyeyim, yani nefsine uymuş ve kendi nefsini ve hevasını din haline getirmek isteyen insanların söyleyeceği bir şey yani. Esas itibariyle. Yani işine gelmiyor aslında. Cenab-ı Hakk'ın o buyruklarını yapmak işine gelmiyor. Hani şöyle diyelim, mesela birisine haksızlık yapıyor. Oradan kendi nefsi besleniyor. Din olmasın, kural olmasın, ben bu haksızlığımı devam ettireyim. Ama git bir de o haksızlığa maruz kalan insana sor. O da diyor ki bir adalet olsa da bunun önüne geçti. Değil mi? Evet. Şimdi insanlık tarihine, yeryüzüne şimdi baktığımız zaman hem bireysel olarak insanın hem de toplumsal olarak bir defa adaleti oluşturacak bir yapıya ihtiyacı var. Bir. İkincisi aslında insanın sıkıntılı anlarını aşabilmesi için de sığınacağı bir kudrete, bir güce, bir ilaha ihtiyacı var. Şöyle diyelim, mesela imansız bir insanın inanç mutluluğuna ulaşamamış bir insanın kaybettiklerini düşünürseniz Allah'ın buyruklarını, onun emirlerini, onun gönderdiği yani dine ait olmanın, onları yerine getirmiş olmanın sağlayacağı bir takım kazançları kaybeden veyahut da bunlardan mahrum kalan bir insanın kaybettiklerini de buna paralel düşünebiliriz. Yani mesela Allah'a inanmayan insanların büyük kısmı ne yapıyorlar? Ya işte doğaya, ya doğanın bir parçasına, diyelim ki paraya, diyelim nefsine. Bunun daha böyle ilkel şekli bir takım böyle pagan anlayışlara, putlara tapıyor. Şimdi şunu bazıları iddia ediyor. Diyorlar ki yani inanç tam özgürlüğü engeller. Halbuki bir insan Allah'a inandığı zaman işte o demin söylediğimiz putlardı, efendim tabiattı, paraydı, makamdı, şöhretti. Yani bunların tümüne karşı kendini özgür kılmış oluyor. Çünkü onun bağlandığı, güvendiği tek kaynak var Allah. Yani. Ve onun dışında hiçbir şeyin
bu inanç yerine geçme şeyine, değerine sahip olmadığını düşünüyor. Evet. Evet. Yani bu nedenle asıl özgürlüğün insanlarda, yani Cenab-ı Hakk'a kul olmak suretiyle başka bir varlığa kul olmaktan kurtulacağı ve ancak böylece özgür olacağı şeklinde bir anlayış, yorum yapıyoruz, ediyoruz. Dolayısıyla peygamberlerin şimdi insanlık tarihinde şey yapılamayacak, yani böyle hafife alınamayacak, önemsizleştirilemeyecek kadar ve yeri doldurulamayacak, başkası tarafından doldurulamayacak kadar çok önemli fonksiyonlar olmuştur. Evet. Yani getirdikleri dinler, bu dinleri bizzat kendileri yaşayarak, örnek olarak, insanlığa örnek olmaları itibariyle sadece inananlar değil, aslında inanmayanlar da kültür boyutuyla bu peygamberlerin getirdikleri dinin insanlara sağladığı şeylerden, faydalardan nemalanmaktadır. Evet, kesinlikle evet. Hocam. Hocam devam edeceğiz. Bir tabii. Ara verelim. Aranın ardından inşallah evet, konumuza inşallah. Devam edeceğiz. İnşallah. Kıymetli seyircilerimiz, sahur sevincinde kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Evet. Thank you.
bana Allah'ım gerekmez masiyayı. Meyve neler var.
olmaz ilişki. Nasibini almış divaneler var. Nasibini almış divaneler var. Hakkı gel sırrını eylemez gel sırrını eylemez ayin. Öyle bir yol tut ki olasın mahin. Öyle bir yol tut ki olasın mahin. Harabat ehline hor bakmış hakim. Harabat ehline hor bakmış hakim. Defineye mani miraneler var. Defineye malin miraneler var. Gamhanedir, aşıka meyhanedir. Bu dünya gamhanedir, aşıka meyhanedir. Ne dersen beyhudedir, bu derim ben ezelden. Ne dersen beyhudedir, bu derim ben ezelden. Cürmü hata affola, akıbetler hayrola. Cürmü hata affola, akıbetler hayrola. Kalpte iman var ola, bu derim ben ezelden. Kalpte iman var ola, bu derim ben ezelden. Sen varsın, cümle derde dermansın. Her anımda sen varsın, cümle derde dermansın. Nurun ile saransın, bu derim ben ezelden. Nurun ile saransın, bu derim ben ezelden. Bu bedene can verdin, aşk sırrını gizledin. Bu bedene can verdin, aşk sırrını gizledin. Arayana bu derim,
Efendim, sahur sevinci tüm hızıyla devam ediyor. Sofralarınıza misafir olarak sahur heyecanını, sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Çok kıymetli hocalarımızla birlikte muhabbetimize devam ediyoruz. Hocam, şimdi araya gitmeden önce dedik ki Allah var, din yoktur diyen bir kısım kimseler var. İşte bunlar Allah'ın varlığına inanıyor ama emrettiklerini uygulamıyor diye. Şimdi aslında baktığımızda iman ve ibadet birbirinden ayrılmaz bir bütün. Yani iman ve ibadet ilişkisi zaten birbirine bağlı şeyler, iman ve ibadet. Yani Allah'a inanan kişi, sizin Allah-u Teala'yı tanımınız vardı araya gitmeden önce, o tanımı yaptınız. O şekilde tanıyan biri zaten onun emirlerini, yasaklarını, yani yasaklarını yapmamak için, emirlerini de yerine getirmek için heyecanla mücadele eder. Evet. Heyecanla başla çalışır. Şimdi bu açıdan bakacak olursak hocam, iman ve amel dediğimiz ilişki arasında, yani imanla amel arasında nasıl bir ilişki vardır? Evet. Tabii iman-amel ilişkisi din açısından da önemli, normal hayatta insanlar açısından da önemli. Yani diyelim bir insan konuşur, o konuştuklarını yapmasa bir değerinin olmadığını söyleriz, değil mi? Şimdi dinde de tabii insanın inanması, bir dine mensup olma bakımından çok önemli bir husustur. Müslüman olma bakımından kalbin tasdik etmesi, Cenab-ı Hakk'a bağlanması, inanması önemli. Ancak bu inancın semeresini verebilmesi için, yani arzu ettiği iyiliklerin, güzelliklerin, huzurun, mutluluğun ortaya çıkabilmesi için de onun gereği olan davranışları da yerine getirmesi gerekiyor. Şimdi biz aslında şöyle diyoruz. Bir insanın organlarının ortaya koyduğu davranışlar vardır, fiiller. Bir de kalbin fiilleri vardır, davranışları. Hı hı. Şimdi kalbin davranışları imanla oluşan bir husus. Ama insanın elinin, ayağının, bütün organlarının efendim davranışları dinde ibadetle, efendim güzel ahlakla ortaya çıkan bir husustur. Bu nedenle bu defa şu tartışılmıştır. O zaman insanın inancıyla amelleri arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? İmanla amel arasındaki ilişki. Hı hı. Şimdi imanın şöyle bir özelliği var. Yani varsa o dine mensupsun, yoksa sen yani o cemaatin içinde yer alamazsın. Mümin olarak kimliğini muhafaza edemezsin. Yani olmadığı anda olamayacağınız bir yapısı var imanın. Evet. Amellere gelince, şimdi yani Cenab-ı Hak bizi düşünerek yani hükümleri böyle koyuyor. Yani her insanın ne kadar mükemmeliyetçi olsa da eksiği oluyor, yanıldığı oluyor, kusurları oluyor. Efendim şu veya bu nedenle amellerinde eksiklik oluyor. Onun için de Cenab-ı Hak amelleri iman düzeyinde olmadığı takdirde dinden de çıkmış olursun gibi bir değerlendirmeye tabi tutmuyor. Hmm. Ama hani bizim şey tabiriyle, böyle geleneksel tabirle bir ağaç düşünürseniz, işte iman o ağacın köklerini oluşturuyor. Ağacı besleyen, efendim onun hayatını sürdürmesini sağlayan asıl unsur kökleri.
amel ise onun gövdesi, dalları, yaprakları, işte amel ve ahlakta bunlar oluşturuyor. Şimdi düşünün, hiç gövdesi, dalı, yaprağı, meyvesi olmayan, sadece kökleri olan toprağın altındaki bir ağaç düşünün. Evet. Yani hep bu sorgulanır. Yani kime ne faydası var? Faydası var denir. Dolayısıyla yani imanın birebir hedeflediği şey iyi bir insan, efendim etrafına yararlı bir mümin olmasını sağlamaktır. Bu nedenle Ehl-i Sünnet'in şöyle bir kuralı var. Her ne kadar kişinin ameli eksikse, yoksa bu imandan mahrum kalmaz, ama o da böyle meyvesi olan bir ağaç gibi de bir iman değildir. Yani kemali eksiktir tabiri evet. Şeyle. Yani mükemmel, kamil bir iman değildir. Hı hı. Bu nedenle bizim bu ikisi arasında, yani inançlarımız da ibadetlerimiz arasında olumlu bir ilişki kurmamız lazım. Yani inandığımız gibi yaşamalıyız ve efendim yaşadığımıza uygun inancımızı güçlendirmeliyiz. Yaşantımıza uygun güçlendirmeliyiz. Hocam evet. Hazreti Ömer Efendimiz'e atfedilen bir söz. Diyor ki inandığınız gibi yaşamazsınız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Evet. Yani tabii şöyle o zaman ifade etmek lazım. Bir kimse böyle nefsine uyarak veya işte topluma uyarak kendine bir yaşantı oluşturursa o zaman inandığının gereği bir hayat oluşturmuyorsa o yaşadığı gibi düşünür ve bu defa gerekçeler oluşturmaya başlar. Evet. Canım şunun ne sakıncası var, bunun ne sakıncası var der maazallah. Yani bu da ileri düzeyde yani insanı dinden, imandan da götürebilir, Allah edebilir. Muhafaza. Allah muhafaza etsin. Burada bir de şunu tabii ifade etmek lazım. İslam tarihinde zaman zaman bu imanla amel arasındaki ilişkiyi ileri düzeye götürerek kişilerin amellerindeki noksanlıkları dolayısıyla onları tekfir etmeye kalkışan bir takım böyle fırkalar, hareketler olmuştur. İşte bunun belki en tipik örneği haricilerin kalkıp Hazreti Ali'yi tekfir etmeye kalkışmaları. Yani evet. Sen kim oluyorsun, haddini bil, çölden gelmişsin etmişsin de yani Hazreti Ali'nin dindarlığına laf edin. Bu hakikaten yani kavramları ve efendim iman amel arasındaki ilişkiyi bozan bir yapı. Ama tümüyle ilişkiyi koparan bir yapı da asla tasvir edilemez. Nitekim böyle şeyler de olmuştur. İşte mürciye diye isimlendirdiğimiz yani kişiyi dünyada, ahirette saadete ulaştıracak olan sadece imandır. Yani onların tabiriyle amel bir aksesuardır. Olsa da olur, olmasa da olur tarzında böyle düşünenler de var. Ama bu da İslam'ın maksadına asla uymaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ameller şey yapılırken, ifade edilirken hep namaz kılmanın hikmeti, oruç tutmanın hikmeti
veyahut işte diğer amellerin, zekat vermenin, hac etmenin, güzel ahlakın, bunların hep böyle hikmetlerine de işaret ediliyor. Dolayısıyla da yapsam da olur, yapmasam da olur tarzında bir şey doğru değil. Dinin evet. maksadına, dinin gönderiliş amacına da uymuyor. Yani peygamber güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi, değil mi? Yani evet hocam. Baktığımız zaman sen eğer yani amellerini, ahlakını güzelleştirmeyi öncelikli bir hedef yapmazsan, yani o zaman peygamberin senin için gönderiliş amacı, maksadı de boşa çıkmış oluyor. Dolayısıyla burada aşırılıklardan kaçınmak lazım ama ihmalkar da olmamak gerekiyor. Dindarlığımızın örnek bir dindarlık olabilmesi için kalbimizin amelleri kadar bedenimizin amellerine de özen göstermemiz, dikkat etmemiz gerekir diyelim. Çok güzel evet. hocam. Evet. O verdiğiniz örnek de harikaydı. Yani evet. iman ağacın köküyse evet. işte amel de dalları, meyveleri oluyor. Bizler evet. o meyveleri, dalları çoğaltmaya bakmalıyız. Tabii, tabii. İşte bu mübarek ayda Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz oruçla, kıldığımız namazlarla o meyveleri çoğaltmalıyız ki ne kadar çok meyve o kadar bizim için evet, bir kar hocam. Evet, Ahmet hocam, şimdi şu da var hocam. Mesela ibadetlerin şuuruna da vakıf olmak lazım. Yani mesela namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz ama bunlar bize ne katıyor hocam? Şimdi Ramazan ayındayız, sıraya sokmak istiyorum. Tevbe ayı, istiğfar ayı. Allah-u Teala bizi, yani şöyle söyleyeyim biraz kurgusal, hani televizyonun dili kurgudur ya. Haşa, sümme haşa, Allah-u Teala'nın yukarıda canı sıkılıyor. Biz kullarını da oyalamak için, hani askerde mıntıka temizliği vardır. 20 bin tane eri, 20 yaşında eri, 10 bin kişilik koca bir taburu veya tugayı tugay içtimasına sokarlar. Niye? Oyalamak için. Boş bırakırsan her an bir kavga, sıkıntı çıkabilir. Çünkü yani pıldır pıldır gençler bunlar. Yemek o biçim geliyor. Spor yapıyorlar. Hepsi enerji dolu. Bir serbest bıraktığın zaman, kontrol dışı bıraktığınız zaman her an olay çıkabilir. Her an birbirine sataşabilirler. Onun için böyle durup dururken böyle işler yaptırılır. Askerliğe saçmalık derler. Tam tersine, tam bir eğitimdir askerlik. Aynı bunun gibi düşünürsek, haşa, Allah-u Teala biz kullarını böyle oyalamak için, sapıtmamak için, böyle birbirimize yaramazlık yapmamak için ibadet koymadı. Bizim ihtiyacımız var. Biz ilkel yönümüzden kurtulup daha mükemmel insan, çünkü en iyi Müslüman en iyi insan demektir. Çünkü insan halife, herkese de halifelik vermezler, birazcık yüksek kademe olmak gerekiyor. Yani o işi hak etmek gerekiyor. Dolayısıyla önce Allah-u Teala bizim ihtiyacımız olduğu için, mesela bilgisayarlarda ne var? Protect, koruyucu programlar var. Virüs koruyucu veya internetten akışı koruyan programlar var. Yani onu süs diye almıyoruz. İnternete bağlanıyorsan bilgisayarını koruyacaksın. Benim ihtiyacım var, bilgisayarın ihtiyacı var. Dolayısıyla evet. ibadetlerin, o iman ışığının kalpte sönmemesi, yalpalamaması için benim o kalbi sürekli diri ve yumuşak tutmam gerekiyor. Orada bir aksiyon olması lazım. Bu aksiyonu veren, o lezzeti veren ibadetlerdir. O zaman birinci, biz Ramazan'da neyden başlayalım? Dünya hiç iyi bir durumda değil, maddi manevi durumda. Yani öyle bir afet geldi ki neredeyse televizyonlardan bile Kabe'yi göremez hale geldik. Bırakın gitmeyi. 3 sene yani kıblemizi sadece böyle uzaktan seyretmek zorunda kaldık. Evet. Gidebilene aşk olsun. Bunun arkasından bir sürü maddi sıkıntılar da tüm dünya yaşıyor.
O zaman bir kendimize bakalım. Şimdi umreye giden ibadeti bırakmış, telefon ediyor. Şu anda şu kameramın önündeyim, selfie yapıyorum. Açın, bay bay. Ya neredesin? Neredesin? Ne yapıyorsun? Gelin bunlara bir istiğfarla başlayalım. Çünkü Hazreti Peygamber'in sözü var. Sıkıntılarınız günahlarınızdandır, çaresi de istiğfardır diyor. Başka hadis-i şerifte ben bunu çalıştım, çok ilginç bir sonuç aldım. İstiğfara devam edin, iltizam, mültezeme kapısı, yapışmak diyoruz ya. Hı hı. Men lezimel istiğfara diye başlıyor hadis-i şerif. Ebu Davud'un Sünen'inde Vitir babında 26 nolu hadis diye geçiyor. Kim istiğfara devam ederse, alışkanlık haline getirirse ben onun üzüntüsünü gideririm, sıkıntısına kapı açarım, ummadığı yerden rızıklandırırım. Şimdi biz bunu her ilaç hastalığın kendi cinsindendir. Herkes yani sadece Ramazan geldi, aldı tesbih eline, estağfurullah, 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 bu değil. Neyi var, ne problemi var, içinde ne yangın var, o yangını düşünerek, o yangının sebebi ne olabilir onu hatırlayarak, yani bir uygulamayı çalıştırarak, yazılımı çalıştırarak, nasıl namazlara niyet ediyoruz, niyet bir yazılımdır. Hı hı. Niyet ettim Allah rızası için öğlenin farzını kılmaya. İkindinin farzı desen öğlende sittin, sen o sevabı alamazsın. Doğru mu? Evet. O zaman bir yazılım var, işte o yazılımı iyi kurgulamak lazım. Yani bunu hani psikologlar veya koçlar olumlama cümleleri falan diyorlar ya, işte bu olumlama cümlesini istiğfarı yaparken içeride de ilacın hem cinsinden, hastalığın cinsinden olabilmesi için neye yapacağım istiğfarı? Biraz böyle farkındalıklı, zihin açık, odaklı bir istiğfar. Bu ayı bu şekilde bir değerlendirebiliriz. Belki bize Allah-u Teala tekrar bir umut verecek gönlümüze. Tekrar hayatı yeniden böyle gürbüzleştireceğiz. Yeniden güzel günler bizi verecek. Çünkü istiğfar umuttur ya. Ben bir çalışma yaptırdım öğrencime. Dedim ki bir umut ölçeği uygulayalım. Bu normal bitirme tezi, böyle yüksek lisans falan dedi. Şöyle bir denemek için yaptık. Umut ölçeği uyguladık. Düşüklere dedik ki ya 40 gün istiğfar çekin. Bak Hazreti Peygamber böyle böyle buyuruyor. Hud suresinde umut veriyor istiğfar edene. İşte yağmur yağdırırım, çok evlatlar veririm, mutlu bahtiyar yaşatırım ölünceye kadar diyor. Vaatler var, umut vaat ediyor Allah-u Teala. Yani bu eskiden vardıysa bugün de var. Kıyamete evet. kadar hükmü devam edecek. Çok merak ettim. Yani heyecanla bekledim sonucunu. Evet, umudu düşük olan insanlara istiğfar tavsiyesinde bulundu. 40 gün sonra son test dediğimiz çalışmayı yaptık. Aynı test uyguladık. Evet. Umut puanları yükselmiş. Evet, istiğfar umudu yükseltiyor. Allah. Gelecek kaygısını tolere ediyor. Öğrencilerle bir çalışma yaptım, istiğfarla ilgili yine bir ödev verdim. Dedim ki işte şeydir bu, makaleye çevirdik. Sürekli kaygı, durumluk kaygı dediğimiz stay 1, stay 2 ölçeğini, envanterini uyguladık. Kaygı puanları yükselenlere yine en az 40 gün meselesine takıldık. Bir 100 istiğfar verelim, tekrar uyguladık. Kronik kaygı düşmüş ama sürekli kaygı, yani kaygıya meyillilik daha fazla düşmüş. İnsanlar daha fazla rahatlıyor. Gelin biraz rahatlayalım Ramazan ayı. Gönlümüzü bir ferahlatalım ki o sakin gönülle. Hani bazı psikolog hocalarımız var ya, yavaşla. Yani ismini anmadan geçemeyeceğim. Hürmetlerimi arz ediyorum, Kemal Sayar Hoca. Hı hı. Yavaşla. Şimdi hızlı arabayla doğanın içinde hız yaparsanız o güzellikleri göremezsiniz. Ama düşük viteste hafif seyirle gidersiniz, çiçeği de fark edersiniz, yeşili de fark edersiniz. Yolun kenarındaki güzellikleri, camı da açarsanız o güzel kokuyu içine de alabilirsin. Onun için yavaşlamak lazım. Bir yavaşla. Yani hazlarını bir yavaşlat, bir bazılarını terk edebiliyorsan terk et ve terk ettikten sonra da bir istiğfar et. Ondan sonra kalbimiz bir yumuşasın. Bir alacalığı bir sabah aydınlığına bir çevirelim. Ondan sonra istediğimiz gibi spotlandırırız. Ameller bunu yapacak. En büyük, yani orucun şeyi yok. Limitsiz. Böyle bir sevabı var. Acayip bir limitsiz bir sevap. Yani onun sevabı bende diyor Allah-u Teala. Siz evet. iyi niyetle tutarsanız unlimited bir ibadetten bahsediyoruz ama
bugün daha fazla değerli. Niye? Doktorlar diyor ki insanlar dişleriyle kabirlerini kazıyor. Eskiden insanlar açlıktan, bakımsızlıktan hasta oluyorlardı. Şimdi tokluktan hasta oluyorlar. Haz düşkünüyüz. İşte televizyonlarda... Tüketim toplumuyuz. Evet. Sadece tüketim, yani kıyafet değil. Benim şu anda ibadet ayındayım, oruç ayındayım. Hı hı. Beni şu anda oruç ilgilendiriyor. Evet. Herkes marka vitrini gibi giyiniyor. Hiç kimse artık sakılmıyor. Ve defalarca alışveriş yapabiliyor. Bütün pahalılığını konuşmasına rağmen. Bu hazza düşkünlükten kaynaklanıyor. Ve bu çağda çok da arttığı, diğer çağlara kıyasla çok arttığı da bilinen bir şey, ifade edilen bir şey. Şimdi insanların dişleriyle kabirlerini kazdığı bir dönemde oruç çok daha kıymetli hale geliyor. Yani yavaşla. Evet, bugün yavaşla. Hangi oruç ama? Biz öyle bir oruca anlam yüklüyoruz ki yeme festivaline getiriyoruz. Yani iftar mı, yemek şöleni mi? Yemediğimiz yemekleri yapıyoruz. Şimdi niye öfkeleniyor adam trafikte? Kafada şu var: iftara yetişeceğim, karnım aç, işte hanım şunu yaptı, annem şunu yaptı, şöyle yiyeceğim, böyle yiyeceğim, şunu içeceğim, bunu içeceğim. Hep yeme içme sevdasıyla. Hayır ya, iftar dediğin şey bir yudum su, biraz da yani ilk halsizliği giderecek kadar bir şeyler yemek. Yani peygamber iftarı dediğin zaman 3-5 hurmayla açılmış iftarı kastediyorum. Dolayısıyla biz şöyle bir şey var. Ben şuna inanıyorum. Yakıt performans ilişkisi. Zamanında 50-50 yağları sattılar ve bütün dizel arabalar sanayiyi çok ziyaret etmeye başladı. Kaliteli yağda bu olmuyor değil mi? Yakıt performans ilişkisi. İyi yakıt kullanırsanız arabanız daha sağlıklı kullanıyorsunuz. Benim de ruhumun taşıdığı bir bedenim var, bir aracım var. Bunun da sağlam olması gerekiyor ve insan holistiktir, bütüncül yaklaşmak lazım. Yani benim ayağım ağrıdığı zaman ızdırap duyuyorum, duygulanıyorum. İşim yerinde değil, kafamı veremiyorum. O halde holistik düşündüğümde ben hasta olursam ruhum da bundan ızdırap duyuyor. Ruhen hasta olduğum zaman somatizasyon dediğimiz bedensel hastalıklarımız bile çıkıyor. Yani nedeni belli olmayan ağrılara bakıldığında ki buna somatizasyon deniyor. Bugün fibromiyaljinin bile artık şeyden olduğu söyleniyor. Yani psikolojik nedenlere bağlıyorlar. Çoğunun sebebi stres. Yani dolayısıyla şimdi böyle orucu yaptığın zaman siz yediniz, 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 yediniz. Hem de nasıl yediniz? Markete giriyoruz, canım şunu çekti. Aynı lezzet gurmeleri gibi olduk. Bütün vatandaş gurme şeklinde şu anda. O rolü üstlenmiş. Mutlaka denemelisin. Ya denemek istemiyorum. Sen içeriğine baktın mı bunun? Bir raftan aldığın zaman 4 tane sentetik madde var. Bir bisküviye aldığın zaman 4 tane sentetik madde var. Ve daha 3 gün önce haberlerde dinledim. İnsan kanında artık plastik partikülleri var. Niye? Yediğim içtiğim kanda geziyor. Plastik plastik. Bu yediğimden içtiğimden oluyor. Gökten zembille olmuyor. Dolayısıyla biz aç kalarak ve iftarda sahurda az yiyerek midemizi ve vücudumuzu kendi yazılımını, kendini check etmesi, yani yeniden başlat diyor ya, yeniden başlatabilmesi için Ramazan ayı çok önemli, oruç. Yani şu değil, ben akşama kadar aç kaldım, istediğim bütün zevklerimi de dil olarak, göz olarak yaptım. Akşama da zaten açım, sofraya gömüldüm. 4 tabak, 5 tabak, işte ara öğün, soğuk yemek, sıcak yemek falan, tatlısına kadar. Doktorlar artık bizim işimizi elimizden aldı. 5-2 diyorlar, pazartesi perşembeyi elimizden aldılar. 5 gün ye, 2 gün yeme. Ondan sonra 6-18 diyorlar, günde 2 öğün yemeği de elimizden aldılar. Bizi dinlemeyen halk şu anda doktorları dinlemeye başladı. Dedim ya, 30 sene önce oruç reçete olacak diye. Hangi oruç? Yemesini bilirsek, adam gibi yersek. Ya. Öbür türlü iftarı yemek şölenine dönüştürdüğümüzde hiçbir faydası yok. Bütün doktorlara sorun, daha da facia diyorlar. Zaten hocam oruç açların halinden anlamak için değil midir? Evet. Bir aç kal bakayım. Bak akşama yiyeceksin. Çok yersen anlayamıyorsun işte.
Sadece dilde şükür. Şükür ve doyduk yine verene şükür. Bu kadar. Bir daha aç kal bakayım. Bir daha aç kal. O adam her gün aç. O zaman anlıyorsun. O yani. Zaman anlıyorsun. Hı. Hazreti Peygamber bilmez miydi iftarda gömülmeyi? Tercihli. Yani yokluktan değil. Tercihli oruçta az yemeği tercih ediyor. Sonra ne oluyoruz? 50'sinden sonra derse giderken iki poşet ilaçla gidiyoruz. Gezmeye giderken iki poşet ilaç götürüyoruz yanımızda. Tansiyondur, şekerdir, şudur, budur falan filan. Peki bu ilaçlarla iyileşen var mı? Ben şeker hastasıyım. 2007'den beri hala iyileşmedim. Bu ilaçlar iyileştirmiyor. O zaman ne diyoruz? Peygamberimiz diyor ki doktora, hediye gönderilen doktora, sonra serbest bıraktığı, özgür bıraktığı doktora. Burada sana müşteri çıkmaz diyor. Biz Müslümanlar acıkmadan yemeyiz, doymadan kalkarız. Sindirim meselesi. Yeme usulü. Biz yemeği unuttuk. İşte oruç bugün bunun için çok değerli. Bugünün insanına çok daha fazla değerli. İnsan olmayı hatırlatıyor. Aciziyeti hatırlatıyor. Yani yavaşlamayı hatırlatıyor. Dur yavaşla, o hazlarına bir ara ver. Bir de Allah'la arandaki o muhabbeti, o hazza yönel. Oruç bu anlamda Ramazan ayı çok daha kıymetli. Ya. Öte tarafta bakıyorsun namazımız var. En önemli ibadet değil mi? Günde 5 defa. Yani ama bakıyorum hocam yani işte bunlar gökten zembille mi indi? Türkiye'de yaşıyoruz. %90'ı Müslüman, bilmem kaçı kaçı namaz kılıyor ama 40 milyon antidepresan satılıyor. O zaman namazın iki şeyi unutulmuş. Me'ariç suresinde namaza devam edenler, Mü'minin suresinde de hum fi salatihim haşi'un, mutluluğun sırrı. Kad eflehal mü'minun hum fi salatihim haşi'un. Namazı huşuyla kılanlar. Ama ben sosyal medyayla günde en az 6 saatlik ekran bağımlılığı içerisinde, belki de 10 saate yakın çalışırken bir de sosyal medyayla sürekli meşgul olarak, sürekli değişken bilgiye maruz kaldığımda bende odaklanma diye bir şey kalmıyor. Odağım bozuluyor. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Vehum anillahi ve murizun. Ben bunu tersten yorumladığım zaman, yani malayani terk et. Bizim tefsirlerde böyle geçer. Seni ilgilendirmeyen şeylere kalbinde Allah'tan başkasını terk etmek. Tasavvufi yorumları bu. Ama ben güncel olarak düşünmek istiyorum. Bir ilaçsa namaz ve ben huşu, yani namaza konsantre olabilmem için önceliklerimi yeniden revize etmem gerekiyor. Hayati önceliklerim. Instagram birinci öncelikte ise 7'ye mi inmeli? Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Benim dikkatimi dağıtıcı, özellikle gençlerin çok dikkatini dağıtıcı, hayata odaklanmalı, gerçekleriyle yüzleşmelerinde engel olan şeyleri ötelemeli veya derecelendirmeleri yeniden yapılması lazım. Bu konuda isterse SWOT analizi yapsın, bireysel SWOT, isterse Yahori penceresinden çıksın, isterse nefis terbiyesi yapsın. Evet. Yol açık. Öte taraftan bu ay itikaf ayı. Hocam itikafa gireceğiz. Çünkü araya gitmemiz lazım. Tamam. Aradan sonra girelim. Şunu söyleyeceğim. Yani bahsettiğiniz şeyler birbiriyle o kadar ilişkili ki. Mesela oruçta az yemek dediniz. Evet. Tıka baksa iftar yaptığımız zaman bu ayda ne var? Teravih namazı var. Evet. İşte kişi ne yapıyor? Teravihe dahi gidemeyecek halde yemek yiyor hocam. Rehavete düşkünlük. Halbuki az yediği zaman daha çok hareket atik edebilir. Oluyor. Daha atik oluyor. Ve teravih namazı da yani bir bakımdan aslında hem ibadet hem de müthiş bir spor anlamında da insanın vücudunu düzene sokan bir spor anlamında. Spor demeyelim de metabolizmayı hızlandırıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Eyvallah hocam. Buyurun. Devam edeceğiz hocam bunları konuşmaya. Bir aramız var. Sahur aramız var. Lütfen. Kıymetli seyircilerimiz, sahur sevincinde kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
Maksudum bana
Oh.
Zinhar ey yok.
Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Efendim, üçüncüsünün olmadığı ya iman edip kurtuluşa ereceğimiz ya da isyan edip hüsrana düşeceğimiz bir hayatta yaşıyoruz. İman da ibadetten ayrı bir şey değildir. İbadet imanla bir bütündür. İbadetsiz, amelsiz bir iman dalları, meyveleri olmayan bir ağaca benzer. Peki bizler ibadetten ne öğreniriz, ne kazanırız? İşte aradan önce bu konuyu konuşuyorduk. Şimdi devam ediyoruz. Kıymetli hocam, namaz dedik, oruç dedik, tevbe ve istiğfar dedik. İtikafa geldik, orada araya gittik. Evet. Şimdi itikaftan biz ne kazanıyoruz? Şimdi yine yavaşla diye başlayacağım. Çünkü itikaf tam bir detoks bugünkü tabiriyle. Cep telefonu yok. Dünya kelamı konuşmak en az düşük limitte ve yoğun bir ibadet. Şöyle bir söyleyeyim. Sabah namazına cemaatle kılıyorsunuz. Bu mükemmel bir şey. Hmm. Yani 5 vakit namazı cemaatle kılıyorsunuz. Garantisi var. Oradasınız, camidesiniz çünkü. Son 10 gün veya kaç gün itikaf yapabildiyseniz. Ondan sonra İşrakı bekliyorsunuz. Çünkü niyetiniz orada ibadet. Oraya muhabbet etmeye gelmediniz. Bütün olası ibadetleri değerlendiriyorsunuz. Sonrasında biraz istirahat. Sonra kalkıyorsunuz. Öğleye kadar bir ya da iki defa cüz ne kadar takip edebiliyorsunuz. Mukabele. Evet. Ondan sonra öğlen kaylulesi. Böyle izin veriyorlar itikaf çavuşları. İtikaf çok zevkli bir şey. Yani gerçekten insan sadece oraya odaklanıyor. Artık geriye hani Allahu Ekber diyoruz ya. Hı hı. Orada tam o oluyor. Güzel oluyor yani. Becerebilene. Arkasından böyle tekrar bir ya cüz okuma ya da böyle bir hani evradınız varsa, zikriniz varsa, alışkanlığınız varsa ona yükleniyorsunuz. Hadis-i şeriflerde Ramazan-ı Şerif'te kelime-i şehadeti çokça okumanın büyük ecirlere vesile olduğu söyleniyor. Yoğun bir ibadet. Akşam namazından sonra hiç kılmadığınız evvabinleri kılıyorsunuz. Çünkü işiniz ibadet etmek. Yatsıdan sonra teravih, teravihten sonra biraz dinlenme, böyle ilahiler günün yorgunluğunu atma. Erken kalkış, teheccüd, arkasından sahur, sahur vaktinde dua, kimi gözü yaşlı, onun yanına sokuluyorsun, acaba bana da o sirayet eder mi şeklinde. Ve şey yok, muhabbet yok, dünyalık iş yok. Herkes birbirine usulca selam verip herkes ibadetine yöneliyor. İşte bu ne oluyor biliyor musunuz? Unuttuğunuz kulluğunuzu orada hatırlıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey kıyasla yapayım. Türkiye'de namaz işin arasına sıkıştırılıyor, eğlencenin arasına sıkıştırılıyor değil mi? Hmm. Siz devam edin, ben 5 dakika hemen farzını kılıp geliyorum. Bu çok duyulan bir evet şey. Hocam. Değil mi? Her yerde. Abi çok az kalmış ya, bana bir 5 dakika müsaade, öğleyi devirip geleyim. Tam Türk toplumu namazı. Ama Medine'ye gittiğinizde ne var? Namazın arasına iş sıkışıyor. Yani namaz merkezli hayat. Aynen öyle. Yani rükû ve secdedeki o tesbihat saymaya kalktığın zaman 30 31 defa falan oluyor. 33 defa falan oluyor. 3 defa değil yani. Hı-hı. Doyasıya ibadet yapıyorsun. Doyasıya secde yapıyorsun. Peki bunun bana dünyayı rahat yaşamaya, sorunsuz nevrozlarla başa çıkmaya, kaygıyla, endişeyle, korkuyla başa çıkmaya etkisi ve faydası var mı? Var. 3 sene itikafla ilgili böyle deneysel çalışmaya girer bu. Yani ilişkisel bir çalışma değil. Endişeyi düşürüyor. Bir çalışmamda endişe puanları biraz yükselir gibi oldu şeylerde. Yaşlı gruplarda. O da şundan kaynaklanıyor. Sorduğumuzda hani itikaf olduğu için Allah'a ve ölüme daha yakınlaşma, neden geçmişimi değerlendiremedim
bir endişesi. Yani geçmişe karşı. Hazreti Peygamber hüzün ve mahzuniyeti tavsiye ediyor ya bugün, ama biz onu depresyona çeviriyoruz. Bazen pozitif anlamda hüzün ve mahzuniyet insanı geliştirir, dönüştürür, değiştirir. Bu da onun gibi bir endişe. Yani pozitif bir endişe, dini bir endişe, uhrevi bir endişe. Ama şey endişesi çok düşüyor. Evet. Manevi zekayı artırıyor. Manevi zeka arttığı zaman dünya sıkıntılarıyla dini başa çıkma kabiliyetiniz de yükseliyor. Bu da deneysel bir çalışma. Bu da makale olmuş bir çalışma. Öte taraftan öfke kontrol becerisi çoğalıyor. Orucun da çok etkisi var. Ben biraz oruca da bağlıyorum. Çünkü bir akademisyen arkadaşım oruçla öfke ilişkisini çalışmış. Benimki deneyseldi, itikaftaydı ama normal Ramazan orucunu Ramazan'dan Ramazan'a ve iftarlarda yemek şöleni şeklindeki oruçta hiç öfke becerisi gelişmiyor, kontrol becerisi. Öfke daha da artıyor ki bunu trafikte görüyoruz. Yani Ramazan'da bile insanlar birbirini katledecek pozisyona gelebiliyorlar. Ama orucu bir yaşam tarzı haline getirenler var. Nafile oruçları da tutuyorum diyenler. Kim pazartesi, perşembe var, eyyamlı biz var, işte zilhicce oruçları var, aşure oruçları var. Totalde baktığınız zaman senenin en az 3 ayını oruçlu geçirmek var. Bölerek düşündüğümüzde bunların öfkeleri düşük, öfke kontrol becerileri yüksek çıkıyor. Yani oruç insanın duygu kontrolünü, kontrol bende mekanizmasını iyi çalıştırıyor. Bugün çokça da ihtiyacımız olan bir şey. Hemen her şeye kız veriyoruz. Niye? Öfke dediğimiz şey engellenmedir. Niye engelliyoruz? Alışkanlıklarımı ve hazlarımı engellendiği zaman herkes cinnet geçiriyor. O zaman ben bu duygumu neyle kontrol edeceğim? Oruçta. Bu işe çok yarıyor. Ya. Son bir şey söylemek istiyorum. Ahireti inanç aktif tutulursa bu da çok ilginç bir tedavi ve terapi oluyor. Şöyle ki kitap çalışmam için bir denekle çalışıyorum. Öfke kontrol patlamaları var. Öfke kontrolü çok düşük. Ve ölüm terapisini, ölüm tefekkürü yaptırdım. Normal gidiyor, soğuk gidiyor seans. Ama birden mahşere geldik. İşte senin annen karşında dedik, ağlamaya başladı. Sarsıla sarsıla ağladı. Epeyce bir bekledik. Sonuç, 11 yaşında annesini kaybetmiş. Annesi de buna klasik Türk anne yaklaşımı. Anneyi üzersen Allah günah yazar. Anneyi üzme, anneyi üzme, anneyi üzme. Bu şekilde sürekli telkinde bulunmuş. Bu da azıcık böyle son numaralarda, yani en küçük çocuk evin, şirin evlatlardan. Bu da yaramazlıkta geri durmuyor. Anneyi birden ansızın kaybedince ben annemi hep üzdüm deyip kilitleniyor. Allah Allah. Orada buluştu, sarıldı, kokladı, elini öptü, ağladı, helalleşti. Öfke normale döndü. İnancın her boyutu bizi gerçekten geliştiriyor. Ben bunu deneyerek gördüm. Ya eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. İlyas hocam, tabii Ahmet hocam hep bireysel boyutundan bahsetti. Yani bunları dedi yaparsak aslında en önemlisi de budur ilk önce. Kişi ilk önce kendini bunları yapacak, edecek, kendi karakterini düzeltecek. Müslüman bir şahsiyet inşa edecek. Ondan sonra da topluma karşı bunun yansımaları var. Evet. Mesela topluma karşı yansımaları nasıl oluyor hocam? Evet. Şimdi tabii iman amel ilişkisinde hocanın da güzelce ifade ettiği gibi bir bizim bireysel olgunlaşmamızı, kemalimizi, işte eksiklerimizden, kusurlarımızdan arınmamızı sağlayan etkisi var. Ama bunun yanında toplumsal ilişkilerimizde de iman amel ilişkisinin önemli bir fonksiyonu var. Şöyle ifade edelim. Mesela Cenab-ı Hak bizim işte komşumuzun, dostumuzun, akrabamızın, bütün insanların hukukuna riayet etmemiz bizden istiyor. Ve biz de yani kul hakkı şeklinde bunu kabul ediyoruz. Allah'ın emri olarak
iman ediyoruz, kabul ediyoruz. Şimdi bunu amele dökmediğiniz zaman, yani lafta diyorsunuz ki insanların hukukuna riayet etmek iyidir. Fakat iş uygulamaya, amele gelince, işte diyelim bir komşunun malına zarar veriyorsunuz. Birinin başka bir hakkına çiğniyorsunuz. İlişkileriniz saygı üzerine dayanmayan bir ilişki ve ondan sonra da İslam toplumunda Müslümanlar amellerini ihmal ettikleri için birbirlerine saygısı, birbirlerine sevgisi, birbirlerinin hukukuna riayetin olmadığı bir toplum haline dönüşüyor. Bunun tabii göstergesi de şöyle, yani bugün en çok insan hakları çiğnenen topluluklardan birisi maalesef Doğu toplumları, burada da özellikle Müslümanların, evet. Müslüman toplumların önemli bir yeri var. Evet. Ayrıca yani kader inancımızla amellerimiz eğer doğru bir şekilde ilişkilendirilmezse yine toplumsal olarak bir takım problemler ortaya çıkıyor. Mesela şimdi diyoruz ki Allah razzaktır. Rızık İnsanların ver. Rızkını verir. Hı hı. Buna iman ediyoruz. Ama yine biz biliyoruz ki Allah rızkımızı yani bir takım bizim böyle sebeplere başvurmamız, gayret göstermemiz, hani buna kazanmamız diyoruz. Bu yollara efendim başvurup riayet edersek rızkımızı verir. Yani şöyle düşünürsek Allah rızıkları veriyor, dağıtıyor, benim rızkımı da verir deyip hiçbir ameli faaliyette bulunmazsak o zaman evet Allah rızık veriyor da sen talip olmuyorsun. Yani Allah'ın vereceği evet. rızka sen talip olmuyorsun demektir. Hocam hemen bir örnek vereyim. Buyurun. Adamın biri aynı bu şekilde düşünmüş. Demiş ki Allah nasıl olsa rızkı kefil. Ben bundan sonra hiçbir şey çalışmayacağım. Evde yatacağım demiş. Hocam evde yatıyormuş. Tabii birinci gün, ikinci gün hiçbir şey yok ortada. En sonunda biri de komşulardan biri artık merak etmiş. Demiş ki ya bu adam hiç evden dışarı çıkmadı. Hasta mı, yaşıyor mu? İşte ne yapalım buna bir yemek götüreyim ben. Kapısını çalayım demiş. Yemeği götürmüş. Kapısını çalmış hocam. Şöyle vurmuş. Ses yok. Bir daha vurmuş. Sonra demiş neyse demiş herhalde evde yok. Geri döneyim derken adam demiş ki komşu da demiş ki ha demek ki evde ama hasta, rahatsız. O zaman ben kapısına bırakıp gitmiş. Sonra adam da demiş ki ya demiş Allah gerçekten rızkı kefil ama bir kulun demesi demiş. Gerekiyormuş. Hiç demiş. Yoktan. Yani bir gayretin olması tabii gerekiyor. Evet. Şimdi bu anlamda özellikle mesela kaderci anlayışlar yani böyle Cenab-ı Hak bizim gayretimiz şey yapmamıza gerek görmeden doğrudan kendisi rızkı dağıtır tarzında düşünerek yani tembelliği kader inancının bir perdelemesi gibi kullanan toplumlar baktığınız zaman yani o zaman fakirliğe mahkum oluyorlar. Evet maalesef. Fakirliğe mahkum oluyorlar. Bunun da hakikaten yine yani Müslüman toplumlarda biz acı örneğini görüyoruz. Yani işte modern toplumlara baktığınız zaman çalışma daha disiplinli, daha düzenli, daha zenginlikte daha fazla.
Oradan böyle doğu toplumlara geldiğiniz zaman çalışma disiplini de, yani dolayısıyla amel zayıflıyor. Buna paralel olarak da bu defa rızıktan, Allah'ın taksim ettiği rızıktan pay alma oranı da düşüyor. Düşüyor. Evet. Bencilleşiyor bu sefer. Herkes kendini düşünüyor artık. Yani o işte hak kavramına giren bir şey, hukuk kavramına giren bir şey. Bir de yani toplumsal olarak amellerimizi yerine getirmemiz, amelde bulunmamız gerektiğini eğer idrak etmezsek, o zaman işte o amelsizliğin cezasını bir toplum olarak çekiyoruz. Yani baba, anne diyelim fakir, onun doğan çocuk da bu defa aynı bir ortamda görüyor. Buradan şunu şey yapayım. Şimdi İslam hukukunda hani muamelat tabiri var. Muamelat aslında karşılıklı ilişkiler oluşturmadır. Sosyal hayat. Amelleri, yani benim sana karşı, senin bana karşı ve dolayısıyla daha çok toplumsal ve sosyal ilişkileri ifade eder. Ve yani bireysel ibadetler kadar muamelat da önemli bir işleve sahiptir. Ve yani İslam hukukunun, İslam fıkhının da temel kurallarından birisini oluşturmaktadır. Bu nedenle inançla, yani işte kader inancı başta olmak üzere inançlarımızla amellerimiz arasında bu bağı, ilişkiyi yine Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği şekilde kurmamız gerekiyor. O da nedir? Yani kul isteyecek, isteğinin de gereği olan sebeplere başvuracak. Cenab-ı Hak da murad edip bu isteğini yerine getirmiş olacak. Yani iman-amel ilişkisindeki zayıflık hem bireysel olarak belki birçok eksikliklerimize neden oluyor, hem de toplumsal olarak hak, hukuk veyahut da işte dünya nimetlerinden toplum olarak istifade etme, faydalanma noktasında eksik kalmamıza neden oluyor. Bunun için bu ikisini de yani öne çıkarmamız gerekiyor. İslam dini evet bireysel bir dindir ama aynı zamanda da toplumsal bir dindir. Ramazan ayı da biliyorsunuz bu toplumsal yönün öne çıktığı bir aydır. Paylaşma ve dayanışma diyoruz ya hocam. İşte fitre diyoruz, zekat diyoruz. Şimdi bunlar da o toplumsal yönün önem arz ettiği bir şey. Yani iftarda bireysel olarak kendimize dikkat edelim ama zekatın da başkalarının hakkı, fakirlerin hakkı olduğunu, dolayısıyla zekat vererek aslında Cenab-ı Hakk'ın bir emrini, bir amelimizi tamamlamış olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor yani. Evet hocam. Evet. Çok güzel ifade ettiniz. Tabii evet. Hocam yavaş yavaş artık imsak vaktine doğru gidiyoruz. Son 8 dakikamız var. Ahmet hocam, şimdi şunu konuşalım istiyorum. Yani kişi bütün bunları yaptı. Artık şuurlu bir imana sahip hale geldi. İman ve amel ilişkisine dikkat ederek de imanının gereği olarak ameline çok güzel bir şekilde yansıttı bunları. Peki çocuklarına bunu nasıl aktaracak hocam? Gelecek nesillere nasıl aktaracak bu iman şuurunu? Şimdi burada yine iş anne baba tutumları. Yani şöyle söylüyoruz. Ebeveyn tutumlarının çocuğun kişilik gelişiminde ne kadar etkisi varsa dini gelişim psikolojisinde de o kadar etkisi var. Yani bunlar birbirinden müstani, birbirinden ayırt edilebilir, bıçakla kesilir konular değil. Yani kişiliği gelişirken de dindarlığı gelişebilir mi?
Elbette gelişir. Evet. Taklit döneminde belki Seri Sakati Hazretlerinin Cüneyd-i Bağdadi yeğenine söylediği gibi zikirlerle başlayabilir. Bu daha da artırabilir. Çünkü zikir dönüşümdür. Sevginin anahtarıdır. Yani insan kimi seviyorsa onu anar. Evet. Bu kadar net ve basit. Çünkü ayet-i kerimede de "Vezkurullaha zikran kesira." Allah'ı çokça zikredin diyor. Yani üç vakit, beş vakit demiyor. Hatta bunu böyle şekil tasvir ediyor. Yani yatarken, uzanırken, otururken "Gu'uden ve ala cunubihim." Hani ayaktayken her türlü pozisyonda, bazen abdestli, bazen abdestsiz, mümkün olduğu kadar her alanda, her yerde Allah'la meşgul olmak. Çünkü eski değirmen taşlarını düşünün, içine buğday olmazsa taş birbirine sürtüyor. Evet. Sen hayırla meşgul olmazsan, zihni meşgul etmezsen zikirle, o problem oluyor. Şimdi yıllar önce, bilmiyorum site ismi vereceğim, sıkıncalı mı vermiyoruz. Evet. Tamam, resmi bir haber kanalı sitesinde 2006-2007'de okudum ve bunu çok seminerimde kullanmıştım. Bir bilim adamı şey yapıyor, siz söyleyin, insanları dört dinden dört denek çekiyor ve kafadan mavi bir su şırıngı ediyor üst bölgeye. Diyor ki termal kameralar veya görüntüleme yöntemiyle de, beyin görüntüleme yöntemiyle de o anı, hareketliliği izliyor. Kayıt altına alıyor. Şimdi o mavi su adamlardan istediği, deneklerden istediği hocanın şu: hangi tanrıya inanıyorsanız onun ismini söylemeye devam edin. Bu 20 dakika boyunca devam edecek. Başka bir şey aklınıza gelirse koyun, tekrar tanrınıza odaklanın. Yani böyle bayağı odaklı bir zikir istiyor adam. Öbürkü diyor ki key, öbürkü diyor ki hu hu hu, beriki diyor Allah Allah. Neyse yani, hı hı, nasıl zikrediyorlarsa. Şimdi onu dört dinden alıyor, dört tane denek. Hepsinde istisnasız odaklı zikre yönelttiği için, teşvik ettiği için orada bir şey var. Mavi su, zikir ve odak ilerledikçe bütün beyne o da yayılıyor. Yani network ağı genişliyor. Nöronlar arası iletişim ağı çoğalıyor. Zikrin böyle bir şeyi var. Yani imanı kuvvetlendiren. Çünkü fıtrat var. Fıtrattan uzaklaşıyoruz. Zikir fıtrata geri döndürüyor. Aslımıza geri döndürüyor. Bir tanesi bu. Aile ortamında bu sağlanabilir. İkincisi, biz ebeveynlerin çocuklara sunmamız gereken en önemli ortamlardan bir tanesi de helal ve temiz beslenme. Evet. Çünkü iyi bir amel, iyi bir imanla ilişkilidir. Peygamberlere de ayet-i kerimede "Ya eyyuher rusulü kulû minettayyibât ve tayyibât ve amelû sâlihan." Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Hafız değilim. Bilenler beni ayıplamasın. Ey peygamberler, temiz, bırakın helali. Zaten o farz. Temiz beslenin, sıhhatli, sağlıklı beslenin. Sentetik beslenmeyin ki davranışlarınız, amelleriniz güzel olsun, güzel ameller işleyin. Yani yine yakıt performans, hı, ilişkisine geliyor ve biz bu ebeveynlerin şeyinde, inisiyatifinde, çocukluktan itibaren bu kabı temiz tutup o kap içerisinde çocuklara belli telkinleri helal beslenmeyle beraber verirsek çok daha nitelikli bir birey ve gençlik elde etmiş oluruz. Evet. Bu ikisini, yani neyle meşgul olacağını, önceliğini iyi verip arkasından da iyi bir beden, iyi bir kalp imkanı verirsek, düzgün beslenmeyle, ki bunun en güzel yapıldığı aylardan, mevsimlerden biri Ramazan, muhtemelen çok hızlı yol alabiliriz diye düşünüyorum. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam, imsak vaktine şu an son 2,5 dakikamız var. Evet. İlyas Hocam, sizin duanızla taçlandıralım istiyorum. Söyleyeceğiniz bir cümle varsa onu alalım. Kısa şey yapayım. Şimdi şuurlu bir iman, tabii önce iman esaslarının telkini, sonra da bunların delillerinin, gerekçelerinin, bilgilerinin çocuklara verilmesi. Hı hı. Çocuk önce tabii inanacak,
ama inandığı şeye makul olduğunu, doğru olduğunu, gerekli olduğunu da zihninde şey yapacak. Yani önce kalp tasdik edecek, sonra da beyin onun gerekçelerini ortaya koyacak. Bu da eğitimle tabii olan, ailede, anne babada, okulda eğitimli olan bir durum. Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İlyas Hocam, sizin duanızla inşallah Ezan-ı Muhammediye'ye direkt gideceğiz. Ben seyircilerimize veda edeyim hocam. Ondan sonra sizin duanıza amin diyelim hep birlikte. İnşallah. Kıymetli seyircilerimiz, 1443 yılının 3. sahurunda sahur sevincini evlerinize konuk olarak sizlerle paylaştık. İnşallah Ramazan boyunca birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok kıymetli hocalarımla beraberdik. Şimdi İlyas Hocam'ın duasıyla programımızı taşlandıracağız. Rabbim tuttuğunuz, tutacağınız oruçları dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Efendim dualarınızdan bizleri de eksik etmeyin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Senin emir ve buyruklarına uyarak namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, ibadet saatimizi yerine getiriyoruz. Sen yaptığımız bu ibadet taatı kabul eyle. Amin. Bu mübarek Ramazan ayında nefsini terbiye eden, orucun bize kazandırmak istediği güzel ahlakı kazanan ve bu suretle kendini kemale erdiren kullarından eyle. Amin. Ya Rabbi, bu mübarek Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine İslam dünyasındaki bütün mazlumlara, bütün Müslümanlara sen rahmetinle muamele eyle. Amin. Onların dert ve problemlerinin de hallolmasını hikmetin ve rahmetinle nasip kıl. Amin. Ya Rabbi, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları sen kabul eyle. Amin. Amin, amin. Bir rahmetullahi aleyhi ecmain. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme